Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. En büyük hata, insan kendini hatasız zannetmek olduğundan, en büyük hata, insan kendisini hatasız, hata yapmaz zannetmesinden çıkıyor diğer hatalar. Bu zemine çıkıyor. Divan-ı Harbi Urfi de geçiyor. Tuhaf tuhaf hayallerin kurulması hep bir şeylerden kaçmak içindir. Hiç böyle alakasız, sana yakışmayan, bana yakışmayan hayallerin kurmasının sebebi bir şeyden kaçmak içindir. Yüzleşmekten kaçıyoruz. Bunun çaresi Sözler 27'de 27. paragraftaki akıl bir alettir dersine müracaat edilsin. Sözler 27. sayfa 6. söz yani. Akıl bir alettir kavramı. Bunun üzerine çok duruyorum. Etrafını kazıyorum. Niye kazıyorum? Bazıları çok üzerine düşüyorsun, çok farklı farklı vurgulama yapıyorsun. Asrın o vehmi ve vesvesi hastası buradan çıkıyor. Asrın vehmi ve vesvesi hastalığı buradan çıkıyor. Bunu bir idrak edersek var ya vallahi dünyamız cennet olur. Akıl bir alettir. Ben değilim, bana takılan. Mübarek geceler Rabbimizin çıkarttığı aflardır. Allah'ın da o mübarek geceler var ya, berat, regaib gibi. Allah'ın af geceleri. Anne karnına sığarken çok ilginç. Anne karnına sığarken dünyaya neden sığmadığını ve en sonunda bir metre karelik yere nasıl sığmak zorunda kaldığını fark etmeli, farkında olmalı. Bir de okuyayım. Anne karnına sığarken dünyaya neden sığmadığını, dünyaya niçin sığmadığını ve en sonunda bir metrekarelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını fark etmeli, farkında olmalı. Dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan olanlar, iyilik zanni ile o bataklık zeminden uzak dur. Atlama yaptım. İyilik zanni ile kötülük yaparlar. Çok acayip. Dinde hassas. Çok hassas. Kılı kırk yarıyor. Vay be, ne dindar. Fakat muhakeme akliyede noksan. Kur'an'ı nasıl anlayacaksın? Mesela dinde Kur'an ayet, hadisleri, kütüb-i sitteyi, fıkıh dahi, fıkıh ilmihal. Birçok iyi biliyor, dini iyi biliyor. Ama elinde metre ve kantar yok. Bu insan zarar verir dine ve kendisine. Niye? Bildiği bir şeyi dışarıya çıkarken, ifade ederken, söylerken, tebliğ olsun, ikaz olsun. Tartmadan, ölçmeden yaptığı için zamanını, zeminini hesaplamadan fayda zannıyla tahribat yapar. Bak, dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan insanlar. Bataklığa benzetiyor üstad. Öyle yapmıyorlar mı? Yani her doğruyu her yerde söylememe mi anlaşılıyor? O bir parçası. Bir parçası. Evet, yani her doğruyu her yerde dememek lazım. Başka neler anlamamız gerekiyor? Başka şu. Mesela
Bir misal vereyim başından geçeni. Bir tane inkarcı geldi bana. Öyle bir toplantıdayız, dersteyiz. Girmiş. Daha derse başlamadık. Hocam dedi, benim bir sorum var dedi. Allah'ınızı diyor, Allah demiyor. Allah'ınızı Kur'an'ımıza dayanmadan, peygamberimize dayanmadan bana ispat edebilir misiniz dedi. Bir tane Ahmet amcamız var derdi. Hoca, hoca. Bana bırak bunu. Ben buna bir cevap veririm. Ondan sonra bizim orada. Kulüvallah et. Allah'u semet. Lem yelid ve lem yulet. Ben emekün lefü ben. Sen duymadın mı? Dedi. Ya Ahmet amca bana. Hocam ne diyor dedi. Ahmet amca bana. Hassas, muhakeme hakkıydı yoksa. Uygulayayım başkan. Bir şeyin faydalı olabilmesi için doğru bilgiyi doğru zamanda, doğru yerde, doğru uslupla, doğru bir ortamda ifade edersen doğru olur. Yani kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, hangi uslupla ifade edebileceğinin ilmi olan bunun yekününe ilmi siyaset deniliyor. İlmi siyaseti olmayanın bu zat kar yerine zarar verir. Hocam burada artı parantez açabilir miyim? Bu olayı ben sıkça yaşıyorum. Bir şeyler vermek istiyorum. Anlatmak istiyorum. Bildiğimi paylaşmak istiyorum. Sorulara cevap vermek istiyorum. Ama ben bu insanları her zaman göremiyorum. O zaman ne yapıyorum? Bir anda bilgi patlaması, yani karşımdakinin belki kapasitesinin çok üzerinde şeyler anlatmak zorunda kalıyorum. Niye? Çünkü ben onu bir daha göremeyeceğim zannıyla. Sizin bahsettiğiniz hoş gibi o zamanı bulamıyorum, bir daha görüşemiyorum. O kademeleri, üst üste kademeleri koyup can alıcı noktayı en sona bırakamıyorum. Bu sefer ne yapmam gerekiyor? Hepsini bir arada vermem gerekiyor. Bu da dediğiniz gibi bu da gıda zehirlerini söylemiştir. Aynen öyle. Zarar veriyoruz. Zarar veriyor. O zaman bu durumda ne yapmam lazım? Bu da zarar veriyor. Bunu ne yapacağız? Bu ilmi siyaseti nasıl elde edeceğiz? Yani bunu nasıl becereceğiz? Laikalar okuyarak. Sözler okuyarak bu elde edilmez. Mektubat okuyarak elde edilmez. Bunlar Kastamonu laikası, Emirdar laikası, Tarihçe-i Hayat ve Sekiye Tasdikaybiye. Buna eskiler, selefler, ilmi usulü dün uleması, buna ilmi siyaset derler. Bu olması lazım. Onun için yekününü ben topladım diyelim. Mahkemat denilen bir kitapta şöyle deniyor. Metre ve kantar. İşte kim, kime, neyi, ne zaman, neyi, ne zaman, ne kadar, nasıl, niçin, hangi uslup ve zamanlama, sıralamasını vereceğim. Yoksa zarar Kastamonu okunacak ama defter de yanında olacak. De, deme, böyle bak, böyle bakma, bu kadar de, şey yapma. Mesela siri seyri edafik. Yani yürürken, yürüdüğün kişinin etrafındaki, yani neyle bir yere doğru yürüyorsun Fikren, yanındaki adamların seviyesinde yürü, diyor. Yoksa arkanda kal. Müsibetlerin tenevvüyü, müsibetlerin çeşitleri, müsikinin, namelerinin tenevvüyü gibi bana geliyordu. Ustad diyor, müsibetlerin çeşitleri farklı esmanın tecellisi olduğunda, ona vesile olduğunu idrak ettiği için müsibetlerin çeşitliliği, müsikinin, namelerinin çeşitliliği gibiymiş. Mesela bir müzik, saz da söyleniliyor. Bir de 15 tane cihaz da söylüyorsun farklı farklı alet gibi oluyormuş ustada. İyi mi kötü mü abi? İyi. Yani müsibetlerin çeşitliliği müziki dairesindeki nameler gibidir diyor. Beni eğlendiriyor. Farklı hal açıyormuş ustada. Bir duygusu hissi kimin uyandırıp tahrik ettiğini öğrenmek istiyorsan
Onun ne işe yaradığını bak. Yani bir duygu, bir his. Kimin nesini nasıl tahrik ettiğini, yani doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık mı anlamak istiyorsan, o uyanan duygunun ne işe yaradığına bak. Korkunun vasatı nimettir. Bu hislerin dengesinin kalmasını sağlar. Mesela, uygulayayım. Bir korku, panik atak, buhran, bunalımın temelinde korku vardır. Yine hasta olacağım. İyi değilim. Ben şey olacağım. Zannı var ya. Temelinde korku. Korku iyi değil mi peki? İyi değil. Nereden anlıyoruz? Bir hissin ne olduğunu, nimet mi, nikmet mi olduğunu neticesine bak. Peki korku senin dünyanı zehirliyorsa o korku hissi nimet değil. Nimet mertebesi değil. Çünkü korkunun 3 mertebesi var. Böyle yapıyorum. Tefrit, vasat, ifrat. Korku yapıyorum. Hiçbir şeyden, Allah'tan dahi korkmamak, ifrat. Tefriti, her şeyden korkmak. Vasatı, Allah dediği şeyden korkmak. Korkma dediği şeylerden korkmamak. Her duygunun böyle 3 mertebesi var. Peki korku ne işe yarıyor? Çok üzerine durdum, çok. Size cümle söylüyorum. İnsanda nihayetsiz duygular var ve nihayetsiz mertebesi var her duygunun. Bu size lazım olur. Şu anda anlatacağım size çok lazım olacak. Allah düşürmesin ama düşersiniz. Nihayetsiz hisler ve duygular var bizde. Hepsinde nihayetsiz mertebesi var. İşte bu duyguları yerine çakan, birbirinin hukukuna tecavüz ettirmeyip aralarına kırmızı hat çizgi çizen korkudur, haftır, haf. Korku duygusudur. Muhabbet ise bunları inkişaf ettirendir. Korkunun ifratı, aşırısı çökertir, yakar. Duyuları yani kablolar birbirine girer, yanar. Muhabbetin ifratı ise hiçbir zararı yoktur. Mesela Allah'tan sonsuz korkmak zarardır. Sonsuz muhabbet etmek, sevmek menfaattardır. Çünkü Allah'ımız diyor ki, gadab, merhametim gadabımı aştı diyor. Diyor mu demiyor? O zaman bir loku olmuş gadab. Gadabın bizdeki karşılığı haftır. O zaman Allah'tan nihayetsiz sevecek kadar sev. Ama sonsuz korkma. Yani nihayetsiz korkmak beyni yakar. Cehennemi falan. Mesela bir misal vereyim. Resulullah'tan vereyim. Sohbette Ali kardeş sohbet ediyor. Diyelim ki bir saat sohbet. O yemek gibi düşün. Tuz da lazım. Haf ve reca. Ümit ve korku. Yani ümitsiz reca, hafsız ümit de yoktur. Yani korkusuz ümit, ümitsiz korku. İkisi de olacak. Allah Resulü sohbet ederken yemeğin tuzu kadar korkutmayı da cehennemle de bahsetmiştir. Tamam, koca bir sohbette, bir saatlik sohbeti 1-2 dakika, 3 dakika sürmüştür. Spor korkuyu al, korkuyu, korkutan hadisleri koy kenara. Başka bir gün Allah Resulü'nün gene korkutucu bir saatlik sohbetinde 3 dakikalık korkutucu senaryosunu al, altına yapıştır. En uzun süre Kur'an'da hangi süredir? Bakara. Kaç süre ayettir? 286 mı? 2. 6 tane ayet kafirlerden bahsediyor. 12 tane ayet münafıktan bahsediyor. Ne yaptı? 18.
Şimdi koca 200 küsür tane Müslüman'dan bahseden ayeti bırakıyoruz. Gidiyoruz kafir ve münafıklardan bahseden ayeti kürsüye çıkıp anlatıp, yani anlatmak demek o ayeti, insanlara o elbise giydirmektir. Giyin bunu. Sohbet etmek, aynı zamanda tekstilciyim yani ben. Şimdi tezgahtarım, size elbise giydirmeye çalışıyorum. Yani 286 ayetin içinde 18 tane ayet, haf ayeti yemeğin tuzu kadardır. Yani 280 küsür tanenin içinde 18 tanesinin ne kadar yeri var. Ama ben çıkıyorum, indir bindir tencit pilavı gibi onu anlatıyorum. Hadisi getirmiştik ya dün Resulullah konuşurken. Mesela 2 dakikalık korkutucu hadisi vardı, koydum. Ertesi gün 3 dakikalık korkutucu varsa getirin. Yapıştırdım. Bir kitap yaptım. Bu kitabı da bir Müslüman okusa, bütün o korkutucu hadisleri okusa, motor dayanır mı? Allah Resulü sahabesine bütünlük içinde o korkuyu verdi. Ümidin içinde koydu o sohbet. Bir saatlik 50 dakika ümit veya 30 dakika ümit, 5 dakika haf vardı. Onun içine soktu. Buna sandviç metodu deniliyor. Acı ama yenmez. Acı yenmez. Ama sandviçin arasına koyarsan, burada bir parça ekmek, burada bir parça. İkisinin arasına koyarsan gayet de yenir. Yani bir insana kızarken sandviç metodu uygulayacaksınız. İlk önce bir iltifat. Saadettin'im benim, bir tanesin hizmette şöylesin. Tamam mı? Bastık babayı. Ama Saadettin kardeş. Ama Saadettin kardeş yani. Öyle şey yapman da doğru değil. İnşallah bir daha şey yapmasanız iyi olur. Koydum iltifat, ekmek. Hemen yanına koydum biber. E kardeş, Poyraz'dan lodos. Ama Saadettin hakikaten öyle, ama sen de olmazsan var ya, inan da bu hizmette yürümez kardeşim. Sen şöylesin, ha, iki iltifat arasında bir tane ikaz gayet gider. Sandviç arasındaki biber gibidir. Ama adama hep tıkarsan biberi, olmaz. Hep de ekmeği tıkarsan da o da olmaz. O da lazım. Lazım olduğu kadar söyle. Hissiyatını din diye gösterme. E sen bunu yapmıyor musun şimdi? Ben Bakara'dan örnek verdim. Hadisten de örnek verdim. Resulullah bir sohbette o koca ahiret ve cehennem hadislerini zikretmedi, kusura bakma. O 384 sayfalık cehennem hayatına ait hadisleri bir sohbette, bir kademde demedi. 23 senede böldü o. Ama ben bir haftada o kitabı okuyunca motorum yanıyor. Hocam zaten insanlarla iletişimde de bunu öğretiyorlar seminerlerde. Mesela herhangi bir insanla görüşürken müsbet başlayın diyor. Hani bir şeyi varsa, menfi şeyi onu araya kapı, aynı dediğiniz gibi, o da müsbette sonuçlayın. Yani evet. Çok önemli bu. Hani... Sandviç metodu. Aynen. İki ekmek arasından bir biberi sok. Elhamdülillah. İyi ki Müslümanız. Risale'nin olmasa bunlar olur mu? Ama Divan-ı Arbif'den aldım ha bunları. Şu sefer Divan-ı Arbif'den, çünkü bugünlerde unutmuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Diyorlar ki abi Divan-ı Arbif psikoloji, tamamen psikoloji kardeş. Ha bunlar. Mesela size ne okudum? Dinde Asas, Muhakeme Ailede. Muhakimiyat diye de noksan insanlar, iyilik zannıyla zarar veriyor. Bataklık yaparlar. Batak oluşturuyormuş. İyilik zannıyla bataklık yapıyor. Ama öyle hassas ki, acayip. Ama muhakimiyat da yok. Sarkık, cibbe, her şeyi tuzuna kadar sünnet uyuyor. Doğru, tamam. Ama alıyor elinde mühür. Münafık, zındık, gafil. Hani lan sakalım, hani lan cibbe, hani lan şey. Mühür elinde, mühürlüyor. Orada zafiyet mi var yoksa kasıt mı var? Kasıt yok. Muhakemi akliyede noksan. Metre yok, kantar yok, terazi yok. Bununla alakalı olarak zahirilerle Hazreti Ali'yi dinden çıkmakla suçladılar. Evet. Onlar Kur'an'ı yüzünden okudular, zahiren anladılar. Peygamber Efendimiz'in dizi dibinde Hazreti Ali'nin ondan dini nasıl öğrendiğini muhakeme edemediler. Evet. Okuduklarını hayatlarına geçirmek şartıyla Hazreti Ali'yi dinden çıkardılar ve ölümüne fetva verdiler. Ama onlar da bunu Allah için yaptıklarını zannettiler. Zannetmiş. Zannettiler. Başka
Bak korkuyu misal verdi. Aşırısı olursa böyle oluyor. Sevgi de böyledir. Aliheleri çıkarttı, taptılar. 30. sözde. Aşırı tepki de bir ilgidir. Yaban arıları gibi meşgul olursan senle daha çok uğraşırlar. Mesela kafana geldi. Geçmişteki hastalığına ve takıntılarına ne dedi, nasıl dedi, ne yaptı falan. Takıntı oluyor ya. Seni rahatsız ediyor şimdi. Şimdi bak. Geliyor. Ya dur. İkide bir gelince cevap veriyor. İkide bir cevap veriyor. Bu ilgidir. Meşgul olmak da bir, meşgul olma hiç. Bak aşırı tepkiler de, ya dur, dur ya, dur. Aşırı tepki vermek de bir ilgidir. Meşgul olma. Çünkü niye? Akıl aletini, akıl bizimle oyun oynuyor. Kullanılmayan, kontrol edilmeyen her şey seni kontrol ediyor demektir ya. Unutmayın, kontrol edemediğin her şey seni kontrol ediyor. Öyle bir lastik reklamı var. Kontrol edilemeyen güç, güç değildir. Türkiye'de bir X lastiğinin reklamı bu. Doğru demiş yani. Ama lastikte kullanmış bunu. Bu adam şeyi. Şimdi aşırı bir tepki de onlara ya git. İkide bir cevap vermek aleminde. Ama öyle ama. Tak tak tak. Ama öyle ama. Geliyor akıl. İşte akıl bizimle alay ediyor. İkide bir getiriyor. Mükemmeliyetçilerde her şey mükemmel, her şey mükemmel olacak. Mükemmeliyetçilerde sorumluluk duyguları yüksek olur. Sorumluluk. Kendisini öyle bir sorumlu hisseder ki her şeyle sorumlu hisseder. Çay dağıtılmasından, çay yapılmasından, dershanenin kapısından, şey yapılmasa kapının açılmasından, camın temizlenmesinden. Her şeyin aşırı mükemmeliyetçiler kendilerini sorumlu hissederler. Her şeyle. Her şeyde sıfır hata olsun derler. Sıfır hata ararlar. Aynı zamanda bu tiplerde karşı tarafı kontrol etme kaygıları da artar. Hep kontrol etmek. Çünkü niye? Hata yapmaması için kontrol etmek isteyeceğim diyorum. Aşırı bir takipçidirler. Yani hatta bunlardan dolayı kıskançlık da çıkıyor. Karı kocasını, koca karısını. Bu da hem vehim hem de vesvesenin kapısını aralar. Vehmin de üç mertebesi var. Vehim kötü değildir. Vehmin de üç mertebesi var. Bak uygulayalım vehmi. Ne kadar büyük nimettir vehim. Tefrit, ifrat, var ya böyle. Tefrit, vasat, ifrat. Uygulayayım. Vehmin ifratı halüsinasyondur. Yani varı yok, yoku var gösterir bu mertebe. Vehmin ifratı halüsinasyondur. Biyolojideki tabiri. Yani bizdeki tabiri varı yok, yoku var gösterir. Zan, suizan. Tamam mı? İfrat mertebesidir. Akıl dalga geçiyor bizimle. Alay ediyor, inanın. Akıl attır. Dıgıcık, 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 dıgıcık. Hani at terbiyecisinin sıfatını okumuştum da. Tayvan ya çok yavruyu. At terbiyecilerinin iki sıfatı çok önemliymiş. Terbiye edebilmesi için. Çoğu zaman tekmelermiş terbiyecisini. Ama hiçbir zaman vurmazmış. Vurunca at unutmuyor. Hep okşarmış. Yani sabır ve gayret, sebat varmış at eğitimcilerinde. Yabani bir atı koşucuyla özdeşleştirip hatta ata bineni o koşucusunu o kadar kendisi gibi hisseder ki at o yarışmayı hissedermiş. Tayken atan atıyordu üstündekini ama öyle bir hale gelmiş ki koruyor onu. Nasıl bu hale geldi? Yaban bir atı sabırla, sebatla
eğitildiği gibi aklınız at kadar vahşi değil. Onu da sabırla, sebatla eğiteceğiz. Eğitilmesi gereken, eğitilmeye ihtiyacı olan bir alettir. Gönüp dolaşıp gene ona geliyor. Ne yapayım? Acayip bir şey. Vehmin ifrat mertebesi halüsinasyondur. Yoku var, varı yok gösterir. Tefrit, vehmin tefrit mertebesi mevcudu yok eder. Bak mevcudu yok eder. Yok der. Yok. Her şey yok olur. Tefrit mertebesinde. İyilik yok görür, hizmeti yok görür. Negatif yoğunlaşma. Hiçbir hizmeti görmez. Hiçbir iyiliği görmez. Bu vehmin negatif. Yani tefrit mertebesi. Nasıl ki ifratı yok var ediyorsa, ifrat mertebesi yoku var ediyorsa, vehmin tefriti de varı yok edermiş. İfratı yoku var eder. Tefriti varı yok eder. Acayip bir şey. Vasatı ise emri nisbi ve emri itibarenin zemini olup Halik ismine ayrıdarlık yapıyor. Ne işe yarıyor bu? Halik, Halik değil. Halik değil. Allah, Allah en cami insan aynağıdır. En cami insan aynağıdır. Allah'ın Halik ismi var. Biz de aynadarlık yapacağız. Nasıl yapacağız? Allah Halik ismi şu. Varı yok eder, yoku var eder. Biz öyle bir şeyimiz yok. Ha, bu tarafına insan vehmiyle aynadarlık ediyor. Vehmimizde varı yok ederiz, yoku var ederiz. Ben şimdi Augsburg'u yok ederim bak. A bitti. Varı da yok ederim. Bak burada dağ kurdum ha. Demek ki vehmin ifratı yoku var eder. Tefriti ise varı yok eder. Ortası ne ya? Ortası Halik ismine aynadarlık eder. Emri nisbi ve emri itibari zeminidir. Yani yoku ve varı da kaynağı var. Mesela emri itibar, emri nisbi diyeyim. Şu karşıdaki bina, 15 katlı bina gece kondu gibidir. Niye? Gökdelene göre. O 15 katlı gece kondu gibi olan bina gece konduya göre gökdelendir. Büyüktür. Gece konduya göre 15 katlı bina büyüktür. 120 katlı binaya göre küçüktür. Buna emri nisbi denilir. Bizim dışımızdaki varlıkla mukayese, varlıkları mukayese ederiz kendi aralarında. Ondan sonra içeriye alırız. İçeriye alıp da içeride de yoğururuz. Bunlara da emri itibari denilir. İşte bunları yapan vehimdir. Veya tefekkür ediyoruz. Hayal elmayı getiriyor. Ama biz elmayı yiyecek kadar yakınlığımıza vehim yapar. Olmayanı tamam ve varmış gibi sana hissettirir. Hayal sana gösterir ama hissettiren vehimdir. Yani neye benziyor biliyor musun bu dersler? Neye benziyor? Kasabın önünde bir ceset, hayvan. Dalağını, böbreğini, kafasını, ciğerini ayırıyor ya. Bu dersten insan ayırıyor. Ya bu budur, bu da budur, bu da budur. Korkma, endişeye mahal yok. Endişeye mahal yok. Her şey kontrol altında. Ben kavramı doğma ile başlar. Ben kavramı var ya, ben. Doğduğun anda başlıyor. Hayatın tüm sürecinde bu kavramın içini doldurmayla meşgul oluruz. Yaşarken o ben kavramı var ya, ben, ben olan ben. Her şeye sahip çıkan, benim gömleğim, benim atletim, benim cesedim, benim arabam, benim saatim. Hep kendisine dayandırıyor. O ben olan kavramı doğma anında başlar. Ölünceye kadar bu kavramın içini hep doldurmayla meşgul oluruz. Kendini tanımaya gitmezse kendini tanrı gibi görür. Bu ben kavramı
benlik var ya, eğer bu kavramın içini dinle, Allah ile doldurursak, insan kainatın haritası, mukayesesi, rüznamesi, takvimi olur. Cenab-ı Hakk'a en cami bir ayna olur. Eğer bu ben kavramını Allah nazarı ile değerlendirmesek, kendisini Tanrı zanneder. Kendini tanıdıkça Tanrılık kavramından uzak olur. Tanıdıkça Tanrı'nın zıttına doğru uzaklaşır. Yani atsiyetini o kadar anlar. Ne kadar siz ilim sahibi olursanız o kadar cahilleşiyorsunuz. Yani ne kadar öğrenirsek biz o kadar cahilleşiyoruz. Acizliğimizi anlıyoruz. Acizliğini, zayıflığını, cahilliğini bilmeyen hakikaten cahil. Alim ise alimliğinin ölçüsü acizliği kadardır. O zaman okudukça aşağıya gidiyoruz. Cahilliğimizi anlıyoruz. Cehaleti ilimle öğreniyoruz. Cehaleti ilimle öğreniyoruz. İlmi cehaletle öğrenilmiyor. Adeta nihayetsiz aç ve fak alemine kadar gider bu. İnsandan başka hiçbir varlığın varlığının tümünü göremez. Yani sığır otu görür, suyu görür. Ama baklavayı göremez, ayı göremez, treni göremez, bakar. Yani varlığın tüm sürecini, bütünlük içinde, bütün varlığı bir karedeymiş gibi düşünebilen, görebilen, bütün varlık, mesela elmadır, ağaçtır, yer altındaki madeni insan aklıyla görür. Yıldızların hareketlerini. İşte insanın dışında hiçbir varlık, melek de dahil, cin de dahil, şeytan dahil, varlığın tüm mertebelerini bir anda göremez. Bu insanı diğerlerinden imtiyazlaştırır. Bu ta kainatı tümünü görebilecek makamına kadar getirebilir insanı. Bir bütün halini getiriyor kainat. Kainatı bir bütün halinde görebilir. Ne zaman? Ağacın dalıyla budağıyla değil de köküne inersen, çekirdeğine girersen ağacın tümünü görme makamına geçersin. Fenai mutlak denilen eneye, mecul makamına gelen kainatı bir bütün görür. Eneye de ne melek girebilir, ne şeytan, ne de cin. Hiç ne de elvah habisi, ne elvah haliye. İnsan. Ancak o geçebiliyor. Kimse de ayağının ucunu göremez. Kimisi de ayağının ucunu göremez. Ama bazıları da kainatı bir bütün olarak görür. Hatta eşya ile diğer insanları bile tek tek görür. Yani sana baktığı zaman tek tek görür. Ama öyle insan var ki hakikaten. Şöyle baktığı zaman senin hayatının tüm süreci ve gayeli maksadını şu anda çalıştığınla beraber seni görebiliyor. Mesela diyelim ki bu Saadettin. Şöyle Ausbuch'ta biz bakınca geçmişini biliyor, fabrikada gibiyor, şu anda hizmeti biliyor falan. Böyle öyle bir anda bir baktı zaten tak diye fotoğrafını çekiyor. Ama cahil insanlar seni tek tek görür. Cem'e getiremez. Ama kalbin ve ruhun daire hayatına girerse varlığın tümünü bütün olarak gördüğü gibi varlığın kaynağını da görebilir hale gelir. Varlığı bütün hale gören, varlığın kaynağı olan Allah'ı da görür. Allah'ı görmek eli sünnettendir. Yaptığın işlerin içinde insan daha çok mu yoksa malzeme mi? Bak bir de söylüyorum. Yaptığın işlerin içinde insan daha çok mu izahken yoksa malzeme mi çok? Yani yaptığımız işlerde var ya öyle şu anda yaptığım işlerde insan çok. Ama araba tamir ediyorsun insan yok adam var. Yani yaptığın işin içinde kimler var? İnsanı da etkileyen sebeplerdendir.
Mesela senin yaptığın işler eskide ne diyorlar? Bimis mi? Yok. İmbis ha. İmbis de yemek değil mi yani? Ekmek böyle. Onun eti yapıyorsun yani ekmek arası ama içinde insanlar var. İmbis de ekmek veriyorsun ama araba yapıyorsun, tamir ediyorsun, hiç kimse yok. İnsan yok, malzeme çok. Bir kısım insanlar vehimleriyle hastalık çeşitlerine ait videoları seyrederek hastalıklara davetiye çıkarıyorlar. Kesinlikle negatif yorumlara, videolara ve düşünceler yer verme. Ne yapıyorlar biliyor musun? Kendimi kötü hissediyorum. Şeytan tamam. Tamam diyor. Bak şimdi. İnanın bana aynı yaşadım. Yani bir tane değil, 100 tane değil. Kendimi kötü. Bu nedir acaba? YouTube'a girelim. Kendini kötü hissetme. Neymiş? Video. Ölüm ya. Falan. Buna ait negatif videoları izleye, okuya. Vallahi aynı ölü oluyor. Üzüme baka baka kararım. Ne dersen de. Baka baka kararım. Allah aşkına ya. Allah aşkına ne olur. Bir kişi 10 kişi değil ya. Manyak mısın? Niye bakıyorsun kardeşim dedi. Hocam ne olduğumu öğrenmeyecek miyim? Ölü olduğunu nereden biliyorsun ya? Niye o elbiseyi giyiyorsun? Her seyrettiğin şey, her okuduğun şey, her gittiğiniz yer İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki ya size zulmet akıtır ya nur akıtır. Vallahi da böyledir, billahi de böyledir. Tıkladığınız her bir video, tıkladığınız her bir okuduğunuz sayfa ya size zulmet akar ya nur akıtır. Hep negatif. Ben hastaydım. Şöyle olursa böyle. Bende var. 10 tane şey saydı. Kim olduğu da belli değil. Doktor mudur nedir? Önüne gelen video koyuyor. İsim koyuyor. Zaaf noktalarımızı. Mesela yaz altına sıkıntı. Sıkıntı deyince onu da çıkıyor. Bir tıklıyorsun. Şöyle olursa böyle olur. Allah. Benim gibi adamlar bile doktorluk makamına geçip de insanlara bunları anlatıyorsa düşünün. Doktor muyum ben? Yok. Neye seyrediyorsun benim videomu? Ama ben bari Risale'deki dile getiriyorum. Ve hiçbir negatifliğe yer yok. Hiçbir tane göremezsiniz. Hiçbir tane. Cümle yok yani. Değil video. Bir cümle yok. Koymam. Varsa cehaletimle olmuştur. Ve onu sil beni. Yani şu olursa hastasın bilmem. Hayır. Korkuyu bile. Mesela cehennem bile. Cehennemde korkmayın diyorum. Allah Allah niye? Bak Allah korktuğun şeylerden diyor mealen söylüyorum. Korkmayın. Eğer korkacaksa benden korkun. Nedir biliyor musun? Allah korkusu. Cehennem korkusu değil. Cehennemden daha kötüdür. Allah beni sevmiyor anlayışı. Allah'ın seni muhabbetinden azaltması, seni sevmemesi cehennemden berbat. Allah beni sevmiyor var ya. Allah beni sevmese cehennem ne ki ya? En büyük ceza odur. Ceza cehennem mahaldır. Allah kaynağıdır. Yani Allah katındaki değerim, kredim bitmişse daha ne olacak? O zaman bitirme kredim. Dinimiz bak ne diyor? Oruç tutamıyor musun? Git diyor hekimi hazık, Müslüman, dinini bilen, seven, kayran. Dinini bilen, seven, kayran. Doktora git. Doktor dese ki sen oruç tutamazsın. Allah'ımız, dinimiz diyor ki, o diyor hekimi hazık, dinini bilen, seven, kayran doktorun sözü müteberdir. Tutma. Allahça da kabuldür. Gördün mü? Onun için negatif videolara girmiyorsun. Aklın aldatmacalarına kulak verme. Seni aldatabilir. Aldatıyor. Bu kadar. Yeter. İnşallah. Vahir defahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Tümas selavat.